Herkese selam. Yeniden merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben gördüğünüz gibi iyi olmaya çalışıyorum. Bugün gözümü mutfakta açtım. Bir saat boyunca soğan doğradım. Şu anda leş gibi soğan kokuyor her yer. Çünkü bugün elimde 2 paket yufka var ve börek yapmayı düşünüyorum. 2 çeşit yaparım diye düşündüm. Patates haşladım. Soğanlarımı doğradım. Kıymam var. Bir kıymalı, bir de patatesli. Benim biliyorsunuz bir kere tarifini vermiştim. Geçen Ramazan değil, önceki Ramazan mıydı acaba? Bir buzluk böreği tarifi vermiştim. Efsane güzeldi, sirkeli. Size görmüş olun diye düşündüm ve videoyu başlattım. Bugünkü konumuz börek. Şimdi börek değil, börekçiler toplanacak yoruma. Neyse, sizi daha fazla sinirlendirmeden börek demeyi bırakıyorum ve kalkıp işlere girişiyorum. Yani 2 paket yufka nedir ya? 2 paket. Toplam 12 tane. Oh. Öyle büyük ihtimalle bugünü mutfakta bitireceğiz arkadaşlar. Öncelikle büyük tenceremi alıp patatesli harcımı hazırlayacağım. Biraz yağ fazla koydum çünkü soğanım da çok fazla. Bir sürü soğan doğradım. Soğanlarımı ekliyorum. 2 harçta da bol bol soğan kullanacağım. Evet, bunlar biraz kavrulsun. Soğanlarım çok güzel kavruldu. Şimdi patateslerimi ekleyeceğim hemen. Biraz da patateslerle birlikte kavuracağım. Ondan sonra artık baharatlarını ekleyeceğim. Keşke bunları küçültseydim. Biraz ezeyim bari ezecekle daha iyi olur bence. Böyle tencerenin içinde ezmek küçültmekten daha kolay oldu. İyi ki böyle yapmışım. 2 dakikada ezildi. Şimdi baharatlarını koyacağım. Kırmızı toz biber, nane, karabiber ve tuz. Evet, bol baharatlı patates harcım hazır. Bayağı püre gibi oldu. Keşke püre de yapsaymışım kendime biraz. Gayet güzel oldu. Şimdi bu biraz soğusun. Ben de o arada hem tezgahımı hazırlayayım hem de sosunu hazırlayayım. Sosu da göstereceğim şimdi size. Sosu için yaklaşık 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Hatta ben belki 1 su bardağından biraz fazla kullanacağım. Benim yufkam çok fazla çünkü. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar unum var. Yine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sirke. Evet, şimdi artık sarmaya başlayabiliriz. Şimdi açtığım yufkanın yarısına bu karışımı süreceğim. Daha önceki tarifte de demiştim, sirke kokuyor mu diye merak ederseniz yaparken kokuyor ama mesela bunu yapıp buzluğa attığınızda çıkartıp pişirdiğinizde öyle bir sirke kokusu yok. Rahatsız edici bir sirke kokusu olmuyor. Ve gerçekten bence buzluğa atılabilecek en güzel börek tarifi. Bir bu, bir de kıymalı muska. Bilirsiniz, annem yapar. Ona da bayılırım. Ondan da yapacağız bugün inşallah. 2'ye katladım ve bu şekilde üçgen elde ediyorum. Ben biraz büyük yaptığım için bir yufkadan 6 tane çıkartıyorum. İsterseniz 8 tane de çıkartabilirsiniz yani. Böyle tombiş tombiş sigara böreği olacak bunlar. Evet, bu kadar. Gördüğünüz gibi bu işlemi defalarca yapıp yufkamı bitirip hızlıca geliyorum.
Bitmiştir. Yeter bu kadar. Şimdi hızlıca poşetleyeceğim bunları. Tabii birazını da ayıracağım pişirmek için. Evet, birinci postayı hemen fırına atıyorum. Üzerine yumurta sürdüm. Biraz da susam serptim. Bunlar fırına. Ben de o arada şu ortalığı toparlayıp tekrardan kıymalı böreğim için geri geleceğim. Hello, yeniden selam. Dün videoyu yarım bıraktım çünkü biraz işlerim çıktı ve patatesli böreği yaptıktan sonra devam etmedim. Ertesi gün oldu. Şimdi kıymalı böreği yapacağız bugün sizinle birlikte. Soğanlarımı zaten doğramıştım dün. Onları dolaba kaldırdım. Yufkamı da kaldırdım. Şimdi çıkartıp kıymalı muska böreğine geçeceğiz. Bu arada dün pişirdiğim patatesli börekten sonra az pişirmişim, yetmedi. İşte sahurda olduğu için şimdi o buzluğa koyduğum poşetlerin bir tanesini daha çıkartıp onu da pişirdim. Hızlı şöyle önümde duruyorken görüntüsünü de size göstereyim. Bir bunu yapın. İki de o kıymalı muska böreğini yapın. Az sonra yapacağım. Bana dua edeceksiniz. Yani bunları yapın, buzluğa atın. Bunlar bildiğiniz ani misafir böreği. İkisi de aşırı lezzetli. İkisini de sevmeyecek bir insan tanımıyorum. Yani kıymayla patatesi seven bir insan ikisine de bayılır. Akşam eşim sahurda yedi. Bundan içi çok yoğun olmuş dedi. Ben biraz bol yaptım biliyorsunuz içini. Of, bence mükemmeldi. Ve bence kıymalı da öyle olacak. Neyse, ben çok konuşmayayım. Kıymalıya başlayayım çünkü saat çok geç oldu. Bugün de neredeyse akşama ettim. Eşim iftara gelemeyecek, yetişemeyecek. Böreği aslında yapmayacaktım. Dedim hazır Oğuz da gelmiyor. Onu da yapayım, aradan çıksın. Çok uzatmadan ben şimdi malzemelerimi çıkartayım. Kıymalarımı kavurmaya başlayayım. Ayrıca videonun sonunda size güzel bir haberim var. Güzel bir çekiliş haberi. Detayları daha sonra anlatacağım. Bir işlerimi bitireyim de. Soğanlarım bayağı kavruldu. Şimdi içerisine kıymayı atacağım. Biraz da kıymayı kavuracağım. En son da baharatlarını atacağım. Başka bir şey koymayacağım zaten. Bol soğanlı ve bol baharatlı. Kıymalarımız da kavruldu. Şimdi artık baharatlarını ekleyebilirim. Karabiber ekliyorum. Kırmızı toz biber. Çok az kimyon koyacağım. Ve yine çok az nane. Ve son olarak da tuzumuz. Kokoreç gibi koktu burnuma. Siz kokoreçi seviyor musunuz? Seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok çünkü. Gerçekten yalancı kokoreç gibi oldu. Evet, altını kapatıyorum. Şimdi bunlar biraz soğusun. Ondan sonra artık sarmaya başlayabiliriz. Bir an önce sarıp fırına atmak istiyorum. Ben de acıkmaya başladım. Sosu için biraz süt kullanacağım. Yumurta koysam mı koymasam mı kararsız kaldım aslında ama neyse. Bir tane koyalım. Ve zeytinyağı koyacağım. Bu biraz daha çıtır çıtır olmasını sağlar. Yani eğer kıymanız çok yağlıysa bu sosa bu kadar yağ koymayın. Benimki çok yağlı değildi. Sarmaya başlayabiliriz. Muska şeklinde yapacağım. Zaten söylemiştim. Bir yandan da dizimi açacağım. Dizimi izlerken hızlı hızlı saracağım. Bu arada hala Black List'i izliyorum. Bayağıdır izliyorum. Çok uzun süren bir dizi. Kaç sezon olduğunu hatırlamıyorum ama bölümleri de çok uzun.
Ve bence güzel bir polisiye dizi. Bazen sıkılıyorum, bırakıyorum ama sonra tekrardan devam ediyorum. Her bölümde ayrı bir olay ele alınıyor ve bence 3. sezonu falan beni çok sardı. Şu anda 3. sezondayım. 1. sezonun sonuna doğru biraz sıkılmıştım. Arada bıraktığım oldu ama izlenebilir bir dizi. Aranızda dizi önerisi soranlar oluyor. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. İlkini göstereyim size nasıl saracağımı. Ondan sonra hızlı moda geçeceğim. Şöyle. Evet, görebiliyorsunuz şimdi. Önce biraz sosumdan dökeceğim. Yarısına sürdüm. Ondan sonra ikiye katlıyoruz. Yaklaşık 3-4 parmak kalınlığında kesiyoruz. Şimdi çok orantılı kesemediğim için şu sondakiler küçük kaldı. Ben bu sondakileri açıyorum. Böyle son iki taraftakileri açıyorum ama ortadakileri açmıyorum. İsterseniz hepsini açın, isterseniz hiçbirini açmayın. Onlar küçük olduğu için açınca daha kolay sarılıyor. Ondan sonra üçgen şekilde, olacak şekilde şöyle katlamaya başlıyorum. Yani oradan görünüyordur diye umuyorum. Evet, şöyle bir şekli oluyor. Her tarafı kapandığı için hiçbir tarafından akma, patlama bir şey olmuyor. Ben bunu bu şekilde hemen tepsiye dizeceğim. Şöyle bir kere daha göstereyim size. Şöyle görebiliyorsunuz sanırım şuradan. Bakın böyle. Evet, bunlar tepsiye. Geri kalanı da buzluğa atacağız. Şimdi hızlı moda geçebiliriz. Bana kolay gelsin. Demin hepsini güzelce böyle yaptım. Şurada çok az bir sosum var. Bunun içine yumurta kırıp üzerine sürüp bunu hemen fırına atacağım. Geri kalanını paketledim. Tepsidekiler biraz yamuk yumuk olanlar. Genelde kenarları böyle yamuk yumuk oluyor. O yüzden şekilleri biraz tuhaf ama paketlediklerim düzgün. Yani aslında şey, hani misafir gelen giden olursa düzgün olsun diye ona koydum ama tabii ki karantinadayız. Gelen giden misafir yok doğal olarak. Olsun. O günlerde gelecek inşallah. Onları da kesin biz yeriz yani. Ezan da okundu. Allah herkesin oruçlarını kabul etsin inşallah. Şimdi ben fırınımı açmayı unuttum. Hemen fırınımı açıp bunu atacağım. Üzerine bir de susam serpeceğim tabii. Burada da böyle çok az bir kıymam arttı. Zaten bilerek fazla yapmıştım. Bunu yarın kıymalı patates yemeği yapacağım. Yani ben yarım kilo kıyma kullandım. Yarım kilo kıyma ortalamam 6 tane yufka yeterli geliyor. Ben 5 yufka kullandım. Bu kadarcık arttı. Bunu şimdi bir kaba alacağım. Yarın patates yemeği yapar yeriz. Şimdi hızlıca mutfağımı toparlayayım. Ondan sonra size çekilişin detaylarından bahsedeceğim.
Evet, yedik içtik. Bugün de karnımız doydu çok şükür. Bu iki tarifi mutlaka deneyin. İkisine de kefilim arkadaşlar. Bayılacaksınız kesinlikle. Özellikle bozluk için tarif arıyorsanız mutlaka deneyin. Bu arada üzerimdeki bu tişört de Trendyol'dan. En son bir link bırakmıştım sanırım. En son videomdaydı. Anladığım kadarıyla bayağı hoşunuza gitmiş link. Bayağı tıklanma gördüm çünkü ben. O linki yeni kıyafetlerle birlikte, yeni yaptığım bu alışverişle birlikte güncelleyip tekrardan bu videonun altına bırakacağım. Bu üzerimdeki aslında bayağı bir uzun, neredeyse elbise gibi. Siz şu anda göremiyorsunuz ama dizüstü elbise giyiyorsanız bunu böyle elbise niyetine de giyebilirsiniz. Ya da kestirip tişört niyetine de giyebilirsiniz. Ben hem rengini hem de bu dantel detayını çok sevdim. Farklı bir rengi daha vardı sanırım. Neyse, linki hepsini ekliyor olacağım yeni favorilerimden. Onun dışında size bahsedeceğim çekiliş şu. Özge diye bir arkadaşımız var. Kendisi yurt dışında yaşıyor. Ve Özge ile birlikte hazır Ramazan ayı içerisindeyken güzel bir çekiliş yapalım istedik. Ve gördüğünüz gibi elimde tam 1000 lira var. Bu 1000 lira sadece bir kişiye gidecek. Umuyoruz ki inşallah ihtiyacı olan birine gider. Bu çekilişi Instagram üzerinden değil de bu sefer YouTube üzerinden yapalım istedik. Instagram'da sık sık çekiliş yapıyoruz fakat genelde siz yorumlara yazıyorsunuz Instagram'ım yok, YouTube'dan yapın diye. Bu sefer bir değişiklik yapıp bu çekilişi YouTube'dan yapmaya karar verdik. Çekiliş şartlarımız çok basit. Sadece benim ve Özge'nin kanalına abone olmanız yeterli. Ben zaten Özge'nin kanal linkini de aşağıya bırakıyor olacağım. Ve şansınızı artırmak için bence, bana kalırsa, Özge'nin videolarına gidin. Son videolarına bol bol yorum atın. Çünkü çekilişin kazanını Özge açıklayacak. Ve tabii ki abonelerimizden bol bol yorum atan kişilerden seçecek. Umuyoruz ki ihtiyacı olan birine gider bu ayda. Çekiliş sonucu videosunu Özge'nin kanalında göreceksiniz. Para aktarımını ben kendim yapacağım zaten. Kendisi yurt dışında yaşadığı için bir sıkıntı yaşamayalım diye aktarımı ben yapacağım. Banka hesabına direkt olarak aktaracağım. Siz de bu bahaneyle umuyorum ki gidip Özge'ye de destek olursunuz. Özge'nin kanalına da abone olursunuz diye umuyorum. Çünkü benim takipçilerim bir tane. Ondan sonra ben de yakın zamanda inşallah çok daha büyük bir çekilişle karşınızda olacağım. Çok güzel videolar gelecek. Bomba videolar gelecek. Bomba hediyeler gelecek. Bomba çekilişler gelecek. Herkesin böyle yavaş yavaş bunalmaya başladığı bir dönemden çok güzel bir şekilde sıyrılıp çıkacağız. Ben buna inanıyorum. Ve son olarak hem Özge'nin hem benim kanalıma abone olup bol bol yorum bırakmayı unutmayın. Ne kadar çok yorum, o kadar çok şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım tarifi dener ve beğenirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.